Evet arkadaşlar, Gidroskoy'una geldik ve bizi muhteşem bir manzara karşıladı. Çok güzel gerçekten. Yeşillik, doğa, sessizlik, işte karşıda bir çok yüksek bir dağ var. Koy sessiz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Burada da bakın arkadaşlar, bu şekilde bir ördekler var. Burada duruyorlar arkadaşlar. Ve şu şekilde arkadaşlar, bakın şöyle koy uzanıyor. Dağlık kayalar var orada. Şurada da yüksek bir dağ var. Dağın arasında. Zaten görüntüleri de koyacağım arkadaşlar, göreceksiniz. Arkamızda da şu şekilde bakın koy. Şu şekilde başlıyor buradan. Dağın dibinden ve şu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Çok sessiz, sakin, huzurlu bir yer. Tabi burada bir kafe var arkadaşlar orada. Kafede yemek yiyebilirsin sanırım. Restoran var. Orada da çay kahve içebileceğiniz yerler var. Orada da şimdi bakacağım. Ben şöyle bir çevreye geldim, bakayım dedim. Çok güzel ya, harika bir yer. Sessiz, sakin, huzurlu bir yer arkadaşlar. Mutlaka gelin. Cide'ye 13 kilometre. Cide'den sonra 13 kilometre Bartın tarafına geliyorsunuz arkadaşlar. Gidroskoy'una. Muhteşem. Su falan çok güzel arkadaşlar. Tertemiz. Tabi ufak tefek çöpler var. Onlar da arkadaşlar, burası koy olduğu için denize atılan pislikler de gelmiş olabilir. Yani tabi genel bir sorun, çevre sorunu arkadaşlar. Türkiye'nin, bizim sorunumuz. Maalesef çöpleri yere atıyoruz. Ben 35 yaşındayım. Yere bir tane çöp attım arkadaşlar, hatırlamam. Ya arabama koyarım. Arabada mesela içtiğim bir şeyi yanıma koyarım. Ayağımın dibine koyarım. Gittiğimde atarım arkadaşlar. Herkes öyle hassasiyet göstersin lütfen. Ve çevremizi daha temiz bir hale getirmeye çalışalım hep birlikte. Türkiye'nin çöp arkadaşlar büyük bir sorunu. Yazın buraya bir Fransız çift gelmişti. Abana tarafına. Çok iyi hatırlıyorum arkadaşlar. Küçükken İlişi Limanı'na çektiler yatlarını. İlk yaptıkları şey limanda temizlik yaptılar. Çevreyi temizlediler. Poşetlediler, siyah poşetlere koydular. Sonra biz de onlara yardımcı olmaya falan gittik. İki tane Fransız çifti arkadaşlar yatla gelmişlerdi. Yardımcı olmaya falan gittik. Ondan sonra, yani gerçekten utanılacak bir durum arkadaşlar. Yabancılar ilk başta geldikleri yeri temizliyorlar arkadaşlar. Çöp poşetlerine koydular. Daha sonra yatta bisikletleri vardı. Bisikletle çıkıp gezmişlerdi falan. Arkadaşlar ben de o zaman 12-13 yaşında falandım. Ve gerçekten çok imrenmiştim hani ne yapıyorlar diye. Arkadaşlar hani çevre çok önemli hepimiz açısından. Çevremizi temiz tutmamız gerekiyor. Yani ben kimseyi yapıyorsunuz diye suçlamıyorum. Ben çevre, yani yere çöp attığımı hatırlamıyorum arkadaşlar. 35 yaşındayım, öyle söyleyeyim. Temizlik, çevre çok önemli. Bakın gelecek nesillere de arkadaşlar tertemiz bir deniz, yeşillik, doğa bırakmamız gerekiyor. Harika. Yani yerlerde böyle biraz çöp olsa da arkadaşlar, denize atılan pislikler de bu tarafa doğru akmış olabilir. Çünkü burada bir akıntı olmadığı için. Ama genel itibariyle arkadaşlar çok güzel. Herkesin buraya gelip görmesini tavsiye ederim. Ben elimden geldiğince size göstermeye çalışacağım. İşte yol biraz çok virajlı bir yol. Karadeniz trafiğinde araba kullanmayanlar bu tarafa geldiklerinde çok zorlanıyor. Çok dikkatli olun arkadaşlar. Zorlanıyor arkadaşlar. Buraya hatta bir arkadaşımla geldiğimde, ileri iş için geldiğimizde Bartın tarafına geçmiştik. Tarafına doğru gitmiştik. Orada 4 tane turist vardı. Turistler otostop çekti. Onları aldık. İtalya'dan gelmişlerdi. Yani insanlar buralara bayılıyor. Yani gerçekten çok hoşlarına gidiyor. Ama biz maalesef değerini bilmiyoruz. Umarım her şey güzel olur. Bakın şöyle arka gösteriyorum arkadaşlar tekrar şöyle. Birazdan oraya gidip bir çay kahve içeceğim. Koy burası arkadaşlar. Hadi manzarayla sizi baş başa bırakayım. Arkadaşlar bakın şurada da bir ev var. Şurada var. Burada da. Şuradan yoldan yukarıdan geliyorsunuz arkadaşlar. Yukarıdan geliyorsunuz. Orada bir arı petekleri falan var. Çok güzel. Orada da fotoğraf çekeceğim şimdi. Gidiyorsunuz arkadaşlar. Arabanızı şuraya çekiyorsunuz.
Ve şurada kafe var. Burada oturup restoran da var sanırım. Şurada bir balık restoranı var. Yani burada şu an kapalı. Pandemiden dolayı olabilir. Şimdi soracağım. Ona göre de size bilgilendirme yaparım arkadaşlar. Abla bunlar bir şey yapmıyor değil mi? Yok öyle takılmayınca bir şey yapmıyor. Şu kılıçları yapıyor, onu kesinlikle yanlarına koymuyorlar. Ben içeri yer yaptım, sabahları yumurtlamış orada yatıyordu. Bunlar ördek değil mi? Bunlar kaz. Kaz mı bunlar? Yüzenler? Onlar yaban ördek. Yaban ördek. Bunun adı Ayaz. Öyle mi? Ne güzel. Ayaz. Ayaz. Şu tüleri saçaklı olan Ilgaz. Şu Ayaz'mış arkadaşlar. Geliyor değil mi bunlar da? Bir dakika Evet arkadaşlar, yorucu bir gün oldu. Saat 4 şu an. 4.10 geçiyor. Gidros koyunu görüntülerini çektik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsiniz. Kanala abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Bakalım bir sonraki videolarda nereler olacak. İnanın gezilecek o kadar yer var ki. Yani sadece Kastamonu değil, dünyanın, Türkiye'nin, dünyanın her yerinde gezilecek o kadar yer var ki arkadaşlar. İnanın hani her yeri gezmeye çalışsanız herhalde ömrünüz yetmeyebilir. Ama bu değerlerin, bu yerlerin kıymetini bilmek gerekiyor bence. Siz de eminim aynı düşünceye sahipsiniz arkadaşlar. Yani ben yurt dışına gidince bunu anladım. Gerçekten dünya sadece Kastamonu ve Türkiye'den ibaret değil. İmkanınız varsa genç arkadaşlara da söylüyorum. Yurt dışına gidin arkadaşlar. Yurt dışına gidip gezin, görün. İnanın her ülkeye gittiğinizde farklı bir şeyler alıp geliyorsunuz ve farklı bir kişi olarak geri dönüyorsunuz, emin olun. Yani ufkunuz açılıyor. Bence ben ilk yurt dışına gittiğimde onu hissettim. Gençlere tavsiye ederim. Yani imkanı olan arkadaşlar gezsin, şey yapsın. Yani gezmede gerçekten arkadaşlar gezmenizde fayda var. İmkan nezdinde. Arkadaşlar size şöyle bir manzarayla kapatmak istiyorum. Bakın. Şöyle bir arkadaşlar çok güzel bir arı kovanı yapmışlar arkadaşlar. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.